Gördüğünüz gibi pideler. Ramazan pideleri oldu. Bundan fırına gidecek ve fırında pişecek. Kolay el yapımı 1 kilo undan kocaman kocaman pideler. Buyurun. Hayırlı Ramazanlar. Herkese Ramazan mübarek olsun. İnşallah seneye de nice Ramazanlara. Doymazsak yarın yokuyoruz. Dikişler öldü gitti. Evet. Herkese Ramazan mübarek olsun. Hayırlı Ramazanlar. Evet, hayır bayramlar deriz inşallah. Şimdi ne İnşallah. yapacağız? Ramazan pidesi yapacağız. Evet. Evet arkadaşlar, herkese hayırlı Ramazan'la tekrardan merhabalar. Dur anacığım, sen elde mi onu şimdi? Ben onu ayarlayacağım. Şimdi ölçülü yapacağız, ölçülü. Tabiçiniz hep ölçülü istiyoruz. Hakan da yapar. Ölçülü. Ben de size ne yapacağım biliyor musunuz? Şimdi bir bardak süt arkadaşlar. Bir bardak süt. Isçağa yakın süt. Bir bardak süt. Attık bir bardak. Bir bardak attık. Şevval, ne o gel be ya? Uzaklaşma. Bir bardak da su, ılığı yakın, sıcağı yakın. Şimdi ikisi birlikte. Ha, attık yağ. Yarım bardak yağ. Hep göz hesabı yapmıyoruz. Yarım bardak da yağ. Bunu mu döküldü Hakan? Ha. Yarım dur işte onu. Yarım bardak yağ, bir su bardağı su, bir su bardağı süt. Ondan sonra Poğaça. he? Poğaça yapalım, poğaça. Yumurta. Şimdi yumurtaları Kase al, kase kasını sen bana götürün. Kas götür sen bana. Bir yumurtayı bunun içine kıracağız. Bir yumurta bunun içine kırdık. Bir yumurtanın sarısını akını bunun içine attık. Yumurtayı kızını bunun içine aldık. Şimdi havlu set verelim. Evet arkadaşlar, bunu yaptık. Çırpıcıyla çırpalım. Gel ana, gel sen yanıma gel bakalım. Sen eli alacaksın, yapacaksın, Ya be, yumurta sen alıyorum ya. Yoğurma şimdi biliyorsun. Ben yapamam. Sen yoğuracaksın, şimdi dur kalk. Sen yoğur, hep ben yoğurduruyorsun. Ben yoğurmayacağım. Abi çiğnedim, şey yapalım yoğurdu diye lan. Hiç bile ya. Evet arkadaşlar, bir su bardağı su. Bir su bardağı su. Bir su bardağı süt. Bir su, yarım su bardağı yağ. Tuz atıyoruz içine. Kaç şeker atıyoruz. Ben yaş maya atıyorum. Acı şey atlar şöyle de. Şimdi ısıcak bu, çözülür. Şeker atayım mı? Şeker atma bana, şeker atsa içine. İçine bir tane yaş maya. Siz yarım da tabii söz kabarsın diye attım bazen. Ondan sonra şeker. İki yumurtanın içinde bir yumurta sarısına birlikte bir yumurta da bir tane de akı var. İki yumurta. Ama sarısı biri burada. Heh. Şimdi bunlardan bir yoğuracağım. Tuz açacağım tabii de. Yaş maya çözülüyor. Bir kaşık da içine şeker attık. Siz instant maya da atabiliyorsunuz bir paket. Kuru maya da bir kaşık atabiliyorsunuz. Üzerine sosuna da yoğurt koyacağız. Yumurtayla açacağız. Üzerine koyacağız. Ve dinlenecek. Çok dinlenecek. 10 dakika bir, 20 dakika bir. Öyle diyecek. Bu oldu lan. Bu oldu. Şimdi tuz. Tuzunu da tutana. Annem şimdi tuzunu duyuyor. Tamam. İçinde bir bardak un. Aman. Süt. Bir bardak su. Annem şimdi tuz da attı. Göz kararı. Bir tatlı kaşığı yakın. Ondan sonra 5 bardak un atacağız arkadaşlar. Dur bakalım. Ben bardağı da ölçüyorum size de. Kaşık var burada. 5 bardak da un atacağım içine. Bir yemek, 4 yemek kaşığı bir bardak ediyor. 1 2 3 4 Hadi bakalım. Bu da 5.
Evet Şevval Hanım, buyurun. 5 su bardağı da un. Yarım su bardağı yağ. Hadi Şevval Hanım, başla bakalım. Bismillah de bakalım. Ramazan için Ramazan pidesi. Açcuk olmaz onun ayılacak. Çuğuk olacak. O gayol goy olmaz canım. Çok olmaz o. Çok çuğuk olma lan. Şimdi tabi atacağım un, un. Dur sen ön yur. Çuğuk değil o. Onu ayılacak. Çok katı bir şey yaramayacak o. Sen abkal onu ayılacak şimdi. Evet. Çuğuksa un var yanımıza kay dur. İşte ama sen ana. Yur yur. Tuz dağıttık. Şeker dağıttık. Çoğuksa içine açıyoruz. Bir barak daha açıyoruz. 6 barak olacak. 5 barak oldu şimdi. Çok değildir o. Çok kötü olmayacak ana. Daş gibi olmayacak o. Bakınız. Çok kötü olmuş sana. Yanlara doğru alana. Annem pideleri alıyor valla. Hamuncu teyze bu yılın Ramazan pidesini yapıyor. Evet. Yapıyor mu? Yapıyoruz. Bir kuşka attım 6 bardak oluyor. 6 bardak un attım arkadaşlar. Tamam mı? 6 bardak un attık içine. Hah, o yeter ana şimdi. Beğendim mi? Hah. Olsun. Çok katı olmaz ana. 6 bardak. Yanlarına alanına. Yanlarına şöyle güzel gelin. 6 bardak unla yaptık biz. Bir bardak süt, bir bardak su, bir bardak, yarım bardak yağ. Bak. Değil mi? 2 yumurta ama bir yumurtanın sarısını ayırdım. Tuz, yaş maya. Streç nebzini kapatalım. Bu yarım saatte, bir saatte mayalanın. Bak oldu gördün değil mi? Çok değil mi? Değil değil ana. Bir tık çoğul ama. Katı olmaz ama aslında ana. Çok katı bir şey yaramaz ki o. Çoğulma el yalaması. Yayaması. Kış ta tamam hadi. Ha tamam yeter. 6 bardak diyelim yine. Ha yeter, çok fazla olmaz ana o. Sen onu güzel yanını aldın tam o oğlum. Mayalansın yeter. Sen onunla da topladın daha o. Anam yoğurdu. İki tane gel ondan. 6 barak attık için onu. Bu şimdi üzerine streçini atıp sobanın arkasında mayalanma gitsin. Değil mi ana? Evet. Aa, hadi bakay. Dur şu kayışı göster tabiçemize. Oo. Güzel yaptı Şevval Hanım. Hadi bakalım gitsin dinlenme bu. Mayamız geldi. Evet. Mayamız geldi. Ben şuradan eldiven alayım. Efendim. Ana eldiven yok mu bizim? Burada. Aldım. Şimdi arkadaşlar ben şimdi ekmeğimizi yapacağız. Gelin bakalım nasıl olacak. Hep birlikte izleyelim. Şöyle koyalım. Bismillah. Şöyle atalım buraya. Yıkandı. Böyle. Böyle alalım bunu. Efendim. Fide. Bizi şekilleyeceğiz. Şöyle arkadaşlar aldık. Tamam. Aldım şöyle. Hamurumuz tamam. Evet.
gördüğünüz gibi bunu ne yaptık ki buraya? Omuz attığımız için toparlandı. Biz bunu 3'e bölelim. Şöyle 2 3. Böyle. Hadi arkadaşlar. Böyle. Bakın. Hamur kendine aldı. Şimdi bunu yağlı kağıdı üzerine her birini koyalım. Evet arkadaşlar. Anne yağlı kağıt nerede? Burada. Her birine ayrı bir yağlı kağıt yapsak 3 tane yağlı kağıt gidecek. Şimdi bunu üzerine koyalım. Bunu üzerine dursun bu. Bu da bunun üzerinde olsun. Bunun üzerinde olsun. Tamam. Evet arkadaşlar. Bunları böyle biraz ben dinlendireceğim. Dinlendikten sonra üzerine aslında dinlendikten üzerlerine yoğurt, bunun içine yoğurt, yağ ya da pekmez ne yaparsa yapayım. Sıcak kalmış artık. 200 derecede 220 arası fırında pişiriyor. 200 derecede pişiriyor hemen ama artık nasıl olur bilmem. Böyle güzel gelir. Yapıcı olur. Bunlar böyle dinlensin. Uyusunlar. Açıldı bak bu. Allah Allah. Evet. Bunlar böyle uyusun, üzerleri kurumasın. Üzerini açınca yoğurtunu döküp elle şekil verelim. Şekil verdikten sonra da 10 dakikada öyle kendisi dinlensin. Beni görüyor musunuz bilmiyorum ama. İnşallah görersiniz. Şöyle arkadaşlar. Böyle bunlar olacaklar. Ramazan pidesi, kolay Ramazan pidesi. Elimizdeki malzemelerimizden ne yaptık içine? Tekrar ediyorum bakın. Ben söyle yaz demeyi. Tekrar not düşü. 1 su bardağı süt kattım. Sıcağa yakın. 1 su bardağı su kattım. Aynı şekilde sıcağa yakın. İçine ben yaş maya koydum bir tane. Siz instant maya koyabilirsiniz. Kuru maya da koyabilirsiniz. Ama kuru maya şekerden ıslar. Ondan sonra yarım bardak yağ koydum sıvıya. Tuz. Az bir şeker attım içine mayalansın diye tamam. Onları çırptık. 5 bardak un attık ama 6 bardak attık biz. Artık sizin şeyinizde kalmış. 3 tane geldi bizim böyle. Sizler de deneyebilirsiniz. Sonra bunları böyle yağlı kağıt üzerine koydum. Biraz dinlensin üzerine. Yumurtalı yoğurt yapacağım. Üzerine dökeceğiz. Elimizden şekil vereceğim şimdi. Biraz dinlensin. Şekerinden sonra da bir 10 dakikada bunun üzerinde tekrar dinlensin. Fırına gitmeden daha güzel olsun. Yer mayası alsın. Size böyle pide tarifi. Bakalım neyle olacak. 3 yıldan beri deniyoruz biz. Bakalım. Önceki yıllar üzerine pekmez sürüp koydum. Değişik tariflerim tabii onlardan var. Ramazan pidelerim var. Bu farklı. Bakalım. İçine ha bir de içine 2 tane yumurta attım. Yumurtanın sarısını birini aldım. 2 akını attım. Bir tane kırmızı attım. Yani
Bir kırmızısı yok iki yumurtanın. O ayrı burada. Buraya atabiliriz. Bu yetmez yumurtanın kızılı. Burada bir tane şurada yumurta var. Yumurta kırıp onu atacağız. Hadi bakalım. Yoğurttan şunu ben mayalaya eldivenimi gene elime giyeceğim. Kaynayla olacak. Haydi bakalım dostlar. Geliveyi bakayım. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı sakın ihmal etmeyin. Koy hayatımızı sizlerle paylaşıyoruz. Hem koy hayatı, hem koy usulü yemekle, hem gezile. Hepsi var. Ne ararsınız var. Hadi arası var. Üzerim bunu dokunmuşum ya. Evet. Yoğurt alacağım. Buraya şey götürdüm. Şurada yumurtanın sarısı da. Ben bunu ayarlayayım. Arkadaşlar size eldivenimi giyeyim ben. İnşallah. Tersten kaldım. Şöyle eldivenimi giyeceğim. Böyle güzel bir eldivenimi giyeyim. Masraf olmasın iki fuzuli. Şöyle. Evet arkadaşlar. Her dönem tam yapamadım ama neyse. Bismillah. Şöyle. Üzerine. Yaydık yoğurt şeyimizi. Bunu da aynı şekilde açacağız. Bakalım. Kabarmış gördünüz mü? Kabarcı kabarmış. Böyle. Evet, bismillahirrahmanirrahim. Şimdi arkadaşlar, elimizden böyle böyle açacağız bunu. Şey olmazsa tekrardan şey oluruz, üzerine sürebilirsiniz. Böyle böyle açıyoruz bunu. Elimizin açılıyor da böyle görüyor musunuz? Allah'ım Allah'ım şöyle 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 pillerinden ama eldiven olmadı bu. Şekil veremiyorum eldivenle. Parmaklarım ucu yetmiyor. Allah. Öyle. İler açıl açıl oluyor. Yumuşak oldu bir hamur. Hamur yumuşak olduğu için. Artık bundan sonrası iler yapacağız. Kusura bakmayın. Yani. Şöyle. Böyle yapacağız bunu. Niçin bu dönüyor böyle anlamadım ben. Mübarek döndü dönüyor. Bu butona doğru geldi ya. Artık toplanıyor. Bunu hiç elde kalmıyor. Toplanıyor. Artık toplanıyor. Ne gitmezse artık toplanıyor. Neden böyle toplandı bu? Acemi usulen mi? Anam. Burası toplanıyor. Yağlı kadı yedinmiş herhalde. Kendi halde toplanıyor. Açtım bak. Elinden de açıldı da. Böyle böyle de yapıyorlar. Böyle böyle de yapıyorlar da. Hani böyle böyle değil mi? Ben elinden açıyorum. Bir gördüğünüz gibi. Evde yapım. Bir de. İnşallah iyi olur. Heh.
Allah'a yaptık pideyi. Başardık. Özellikle yağlı kağıt üzerinde yapıyorum. Akıl akıl da üstündür. Sizi de bildiğiniz vardır tabii ki de. Tamam. Ben yine üzerine sürüyorum. Kabarıyor bakay. Wow. Bu biraz kalın oldu. Büyükmüş herhalde. Hadi bakalım. Bu yağlı kağıt beni kızdırdı. Nedense. Hah. Evet. Tamam. Bundan tamam. Alacağım. Mecur'u elden yapamıyorum. Elden atacağım mecur. Vallahi. Elinden olmayınca olmayacak. Hakikaten olmayacak. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi şekil vereceğim. Şöyle. Yani böyle. Yani böyle şekil verdim. Gördünüz mü? Tren gidişinde. İftara pide. Gördünüz mü? Bakın dilimi de görüyorsunuz şöyle. Böyle de görüyorsunuz. Böyle gördünüz mü? Deseni çıktı. Bizim köpekte köpek gazdan elinden şekil verdim. Şimdi böyle 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 şekil verdik. Bak bak bu dilimi gibi. Evet. Sıra bunda. İnşallah göz göz kaparım. Bakacağız. Ha. Böyle. Yaptık. Şimdi. Ha. Şöyle. Ha, bu da böyle şeklinde. Artık bu böyle beklesin. Üzerlerine susamını döküyor. Ben bunu elimi ikiye giren. Elimi yıkayın da. Sonra tam göstereyim. Şimdi bunun üzerine ne yapacağız? Çörek otunu ve susamını dökeceğiz. Ana açılma. Ana. Oy bu ne? Hah mühürlenmiş. Şimdi üzerine bol susamını dökelim. Oh. Bol susamı da neyin bu? İftarda. Buyurun dostlar. Çok şahane oldu bence. Kabarıya bakın. Kalabalık aileleri 3 tane yeter akşam. Heh. Evet. Bol samimi yiyoruz ben. Tamam bu. Bir de çörek atalım. Bunu 200 dereceye koyacağım ben. Acaba iyi olur mu? Bakacağız artık. Bu burada bir 10 dakika yer mayası alsın. Tepsiye koyuyoruz. Alıkanda tepsiye. Fırında çekiyoruz. Gördünüz mü? Böyle. Böyle.
böyle yaptık işte. Buyurun. Pidelerimiz hazır. Kolay pide. Ev yapımı. Ramazan için Ramazan pidesi. Çok kolay aslında. Herkes yapabilir, deneyebilir. Bu burada beklesin. Ben de fırını yakay. 200-220 arasına Ataş'a verebiliriz. Hadi bakalım. İnşallah güzel olur. Bakacağız. Bilmiyoruz. 2-6 üstü düşeceğim ben bunu ama. İnşallah bir şey aynı. Sıkıntı olmadan. Bak o toplanmış bak. Mesela bu toplanmamış. Böyle güzel. Buyurun. Güzel oldu. Şavak Hanım pek bilmiyor yoğurmadı ama ben size kendi dipnotlarımı paylaştım. Elimden böyle açtım. Yoğurt sürdüm üzerinden. Siz üzerinden pekmezli de su yapabiliyorsunuz. Değişik şeyler yapabiliyorsunuz. Herkesin bir damak zevki var. Yapılış şekli var. Herkese istediğin yapabiliyor. Ama neticede şekil mekil böyle işte. Bakalım bu da şimdi yermesi alacak. Fırında pişecek. Hadi bakalım buyurun. Gördüğünüz gibi pideler. Ramazan pideleri oldu. Bundan fırına gidecek ve fırında pişecek. Kolay el yapımı 1 kilo undan kocaman kocaman pidele. Buyurun. Evet arkadaşlar, Şavak Hanım pideleri hazırladı. Gördüğünüz gibi Ramazan pideleri oldu. Aa çok güzel olmuş. Ana pideleri güzel olmuş. Pişsin o zaman Melolu. He? Pişmeyince ben olmazsa. Hadi bakalım. Pişmeye gelsin de. Abone ol de. Abone olunuz. Pişmeye gelsin değil. Yemeğe gelsin de. Ha, Şavak pişmeye Hanım. Pişmeye gelsin oğlum o. Kendi pidelerimiz el emeği, göz nuru, anamı pideleri hazır. Evet. Malzemeleri vlogumuzun başında. Evet. Hadi bakalım Şavak Hanım. Güzel gele. Baktı böyle. Vallahi çok da güzel olmuş. Ben yaptım. Şekillerini vermedim. Hamur yoğurması annemden. Şunları pek içim yok. Annem otur bak. Tekçi geldi annem. Evet. Nasıl olmuş anne? İyi olmuş mu? İyi. İyi mi? Bilemem. Ha pişecek şimdi o fırını açtım bak. Koyarayı fırın. Horror diye bak. Tek tek pişecek. Tek tek fırına koyacağız bunları. Güzel gele. Aslında tepsiye tutalım ana. Onu ben tutayım. Sen onu çek. Şöyle güzel gele alalım bunları buradan. Evet bakın arkadaşlar. Pitemiz alınacak. Şöyle çekelim mi? Hadi bismillah. Aa, aldık bak. Aa! Fırına gitsin. Evet arkadaşlar bu fırına gider pişer. Anam fırına koysun. Aç bir yana ha. Ortaya koy. Diğerini koydun mu altına? En son bir şey. Ayrı ayrı düşünün mü? Ayrı. Yani ayrı ayrı düşünün. Fanı üzerine geldi ama diğeri. Kağıdını aşağı indireceğim biraz. Ben bunu fanda pişireyim ama. Tam boş ver geldi mi bana? Üstüne mi koyayım? Dursun. Ay, üstüne koy. Üstüne koy. Ortaya koy. Ha. Anam şimdi fırına koydu. Hadi bitsin. Hemen pişer o. 120 olsun o alttan oğlum. Hadi bakalım Şavak Hanım'ın yoğurmasından Hakan Çelebi'nin yapmasıyla pidelerimiz olsun. Hadi bakalım bitsin. Bunlar da burada mayalansınlar da. Dışarı çık. Ah duman. Duman. Burası havalı be. Evde sıkıldık burası. Ev. Hava almak iyi oluyor insana. Hava o kazığa boruyor lan. Ne oldu? Kuluşköy yatan gaz gezmen çıkmış. Bu oyun çıkarsa bu hayatta yatmaz, yavru da çıkarmaz. Ne? Bizim gazdan gene çıkmış. Al gibi yap sana. Sağlık olsun, çok bir şey yok. Ne oldu? He? Gazları hayatı. Ramazan ayın bak artık. Geldik. Allah hayırlı Ramazanları erdirsin. Allah nice Ramazanlara erdirsin. Bayramlara erdirsin. Bu sene de hayırlısıyla tutup bitmeyi ve hayırlısıyla bayrama da ulaşmayı bizlere nasip etsin. Erenmiz ermenimiz Allah bilir. Bak kazadı la. Nereye geliyor? Nereye geliyor? Kas kas. Hiç unutmuyorum bir tane gazım vardı. O gazım horoz bütün doladı. Boynu altını bütün çıkardı. 2 gün can çekti. Küçük yavruydu. Ona çok üzülüyorum. Başka üzülmüyorum da. O
ölenler gittiler de o yara alıp ölmesi çok hoş zoruma gitti benim o zaman. Gidiyorlar bizimkiler. Kas kolonisi. Vallahi güzel değil mi? Şu ağaçlara bak siz ne güzel. Uyanıyorlar. Bu asma suyu çok beğeniyorum. Bir böyle. Otla motla. Ne güzel. Çiçekle. Böcekle. Burası pideni dışına çıktık ya. Hava alalım dedik burası. Burayı çaktık inek ama inek otlamadı burayı. Tamam inekler burayı yemelik yer. Bir dünya ot var burada. Bir çip bir çip ece ya da. Talla. Ballı baba değil abi bunun kitabı da adı. Normalde bunun adı neydi? Ne dedi la buna? İnek şuraya otlamış. Demek şu otu çok sevmiş inek. Diğer tatları otlamamış. Akşam oldu kan. Havanın güzelliği. Allah hayırlısına evimizi gülü gülü otmayı nasip eder inşallah. Bilemem yani şimdi. Evi içine girmeden bir şey diyemem. İnşallah içine gireriz de. İçine girip de inşallah yaşamayı nasip eder Allah. Çok merak ediyorum da. İşte. Hayırlısı. Şimdi tavanlar kap ama evin tavanları kapandıktan sonra bir banyom ve kapı bile laminatlarım kaldı. Ondan sonra içine girip oturabilirsin. Mutfağa ha, mutfağda içine girip de hani da durabiliyorsun. Şimdi evim içine girip düz oturmam. Şimdi kapıları ve laminatları banyo yaparsam içinde yaşayabilirim. Ama mutfağı en son yaparsam hani alt katta yemek yiyip yukarıda da en son onu da yapacağım. En önemli banyom çok önemli. Sonra kapılarım ve döşelerim olduktan sonra laminat tamam. O zaman bitti. Yani o zaman ev içinde oturabilirim. İnşallah. En önemli unsurlardan 3 tanesi kaldı. Eşya da aman eşya da edeceğim eremeyeceğim bilmiyorum. Bugünler daha çok var. Bir yatak olsun. O da yeter. Kendi evi olduktan sonra. Öyle çok gözümde yok. Malda mülkte hiç kimse. Mal mülksadan bizim değil. Allah her şey Allah'ı olduğunu yani bilmeli herkes. Vallahi bir yanda gider. O yüzden hayırlısı diyelim. Öyle. Bakayım. Samsakları otunda. Gazlık. Gene var ya gazılsa gene gazılı bu. Oturmuş dibine. Ama yeter havalandı yani bu. Bir nebze de olsa havalandı. Olan yeter samsak. Boşver. Dünya yeter bu samsak. Aşağısının tohumu ayrı tohum. Yukarısı bizim tohum. Cilez cilez emme olsun düz öyle. Öyle bahçeler böyle. Bostanlar böyle. İşte böyle işte geldi işte gidiyoruz. Patik yerlerine baksayız ha. Ana. Anacım anacım. Çok otlu patik yerleri. Buna gazmana yürenecek mi ya? Biz bunu ne yapacağız? Yandım vallahi yandım. Annem benden kavga eder. Hadi bakalım fırına. Ne oldu ne alemde. Bakalım. Hava dağılık böyle. Güzel oldu. Şahane. Olsun otlama olsun. Düzel onunla. Biz onu bahçeye yaparız. Hadi gidelim bakaya be. Burası hava aldık ya. Yanlış mı ettim acaba? Şöyle değişik olsun dedim. Her vlogumuzu şöyle bahçeye gösterelim. İnsanın gözü gönlü açılı var ya. Bu bahçede çok güzel şeyler olacak inşallah. Çok güzel olacağına inanıyorum. Canı gönlümden. Umut ediyorum ya da. Haydi bakalım eve gidelim. Thank you.
Evet arkadaşlar, ekmeğimiz oldu. Çok da güzel oldu. Şöyle kıracağım pamuk gibi. Akşam ezanımız oldu. Bakın içi sünger gibi. Aynı bildiğiniz tarifi deneyebilirsiniz. Hiç hamur değil. Maşallah, bismillahirrahmanirrahim. Bakınız. Yumuşacık. Çok lezzetli. Bakın. Geri geri yani kabarmış. Çok lezzetli oldu. Buyurun dostlar. Bakın. Kıpkırmızı yaptık biz bunu. Yumuşacık. Bak ne kadar yumuşak. Çok şahane oldu. Yiyenlere afiyet olsun. Bomba olacak bakayım. Hamur kapya çok lezzetli. Okay. Gördünüz mü? Hiç hamur değil. Sünger gibi. Buyurun dostlar. Hayırlı Ramazanlar herkese. Görüşmek üzere. Çok lezzetli oldu. Aynı poğaça gibi. Pasta gibi oldu be. Buyurun dostlar. Görüşmek üzere inşallah. Üçüncü dolara bir şey yap.